gazinoların açılması. Bu eğlence merkezleri açılsın. Yani sokağa çıkma yasağının devam edeceğini düşünüyorum pazar günleri. Zaten pek bir etkisi yok ama. Yani biz kurallara uyuyorsak herkes de uysun. Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısıyla birlikte yeni normalleşmede bir adım daha atılması planlanıyor. Bakalım Kayseri halkının kabine toplantısından beklentileri neler? Tam net bir şekilde bir yorum yapamıyorum ama umarım herkes için hayırlısı olur. Artık bitmeli yani. Çünkü gerçekten insanlar çok sıkıldı. Umarım biter. Peki kısıtlamalar kalkmalı mı? Ölçülü şekilde. Yani çünkü gerçekten dozunu abartabiliyoruz insanlar olarak. Pazar günü kalkmalı. Çünkü zaten hafta içi çalışan insanlar hafta sonu boş oluyor. Ve zaten onlar da kendi ailesiyle zar zor izin alıp da dışarı çıkabilen, hava alabilen insanlar. Onlar için kalkmalı. Beklenti olarak yavaş yavaş tüm yasakların açılacağını düşünüyorum. Aşılar da gittikçe 20'li yaşlara inmeye başladı. 30'un altına düşmeye başladı. Gittikçe normal hayata döneceğiz gibime geliyor. Ama başka da bir şey söylemek istemiyorum. Yasakların inşallah kalkmasını düşünüyoruz. Yani vatandaş olarak biz de yani bıktık yani yasaklardan. İnşallah daha güzel şeyler olur. Yani. Siz hangi yasakların kalkmasını istiyorsunuz? Maskenin kalkmasını istiyoruz yani. Bir de pazar günü yasakların kalkmasını istiyoruz. 2 senedir pandemi var yani bıktık yani o sandık iyiydi. Aşı geldiği için yani artık virüs olacağını düşünmüyorum yani pandeminin olacağını düşünmüyorum. 2 senedir sürüyor zaten. Daha önce de bu başka bir ülkede en fazla 2 sene falan sürmüş diyebiliyorum yani. Tabii ki de sosyal mesafe falan gene de sosyal mesafemizi koruyacağız yani. El hijyen olsun. Sağlığımıza yine de dikkat etmemiz gerekiyor. Bekletim mesela şöyle olabilir. Gün içerisinde saat 10 diye dedikleri saati gece 12'ye alabilirler. Mesela pazar günleri tatil ya. Onu mesela resmileştirip normal tatil yapabilirler. Çünkü haftanın 6 günü çalışan bir işçi pazar günü dışarı çıkamıyor. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Çocukların gün içerisinde çarşıya çıkamama riski var. Nasıl? Şimdi benim 2 tane çocuğum var. Ben sabah hastaneye götüreceğim. Tamam, mahalleden beni çarşıya götürüyor servis. Ama hastaneden eve gidişi beni götürmüyor. Diyor ki çocukların dışarı çıkması şu an yasak. Yani onun kaldırılması talebindeyim. Olsa daha iyi olur mesela. Çocukların özgürleşmesi lazım bugünlerde. Zaten okula da gitmiyorlar. Bu kadar yani. Maske. Özellikle toplu araçlarda. Maske kalksın. Temennimiz o. Peki sokağa çıkma kısıtlamalarıyla alakalı neler düşünüyorsunuz? 18 yaş altı da kalksın otobüse. Binemiyor. Çocuklarla bir yere gidemiyoruz. Her zaman da arabayla da gidilmiyor zaten. O da kalksın. Vallahi inşallah hayırlı uğurlu olsun. Bir güzel bir haber bekliyoruz. Bu maske durumumuz kalkarsa daha iyi olur. Tabii kalkmasa da mecbur olup bu hastalıktan, bu beladan kurtulmamız lazım yani. Evet, hepimiz dikkat etmemiz lazım ki çünkü bir an önce atlatalım beni. Kısıtlamaların kalkması bizleri nasıl etkiler? Vallahi yani bayağı iyi de etkiler, kötülü de etkiler. Yani Allah işte işimizde, hakkımızdaki hayırlısını versin yani. Onlar da abi bizim için uğraşıyorlar. Buna da uymamız lazım yani. Yani rahat bir, artık eskisi gibi rahat hareket etmek istiyoruz. Maskelerden kurtulmak istiyoruz. Çalışmak istiyoruz. Olmasın. İş yerleri açılsın, kafeler falan açılsın, insanlar daha rahat çalışsın. Ya bunu istiyoruz, başka bir şey değil. Eskisi gibi hayata devam etmek istiyoruz. Biraz etkilemez bence, her şey daha güzel olur. Etkilemez yani. İnsanların çalışması lazım. İnsanlar daha rahat olur, çalışmak ortamında olsun, sosyal hayatında olsun. Daha iyi olur bence. Gazinoların açılması. Bu, eğlence merkezleri açılsın. Bunu istiyoruz. Yani sokağa çıkma yasağının devam edeceğini düşünüyorum pazar günleri. Zaten pek bir etkisi yok ama bu şekilde düşünüyorum. Yani sokağa çıkma yasağının kalkacağını düşünmüyorum. Pazar günleri devam eder. Başka da bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ben pek. Peki siz kısıtlamaların kalkmasını istiyor musunuz? Benim için fark etmiyor zaten, artık evde oturmaya alıştık biliyorsunuz. O şekilde. Ya maskelerin tabii ki kalkması. Artık insanların da normal hayata dönmesi. Çünkü herkes bayağı küçük esnaf kapattı.
çoğu yer kapandı. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Yani bunlar. Peki siz kısıtlamaların kalkmasını bekliyor musunuz? Kısıtlamalar tabii ki ya. Belirli bir yerlerde kalkması gerekiyor. Çoğu oteller falan çalışırken, yerli yersiz yerlerde herkes tatil yaparken bizler eve kapanıyoruz. Yani biz kurallara uyuyorsak herkes de uysun bence. Yani. Kısıtlamaların kalkması bizleri nasıl etkiler? Ya yine artacağını düşünüyorum ya. Çoğu insan aşı da olmuyor. Bize geldi ama biz İstanbul'da yaşadığımız için gider gitmez vurunacağız. Yani herkesin elinden ne geliyorsa hep birlikte bunu aşmamız gerekiyor.